24 Mayıs, 30 Mayıs değerli yay burçları nasılsınız? Umarım her şey keyifte ve güzeldir. Güzellikler sizinle olsun. Her şey nasıl istiyorsanız aydınlıkta olsun. Yükselen ve ay burcunuzu dinliyorsunuz. Akkaya Official Instagram sayfam takip etmek isterseniz de takip edebilirsiniz. Bu ara yemek yeme alışkanlığınız fazlalaşabilir. En ufacık şeyde sinirlendiğiniz zaman yemek yeme arzunuz ön planda olabilir. Duygusal konularınızda açlıklar ön planda. Yani duygusal olarak kendinizi aç hissettiğiniz için, sevgi, şefkat, duygu görmediğiniz için devamlı ruh haliniz yemek yiyip, bir şeyler içip, bir şeyler yapma mücadelesinde ama içiniz böyle çekilmiş gibi sevgiye, konuşmaya, ifade etmeye çok ihtiyacınız var ama etrafınızdaki insanların o kadar tavrından rahatsızsınız ki sizin sıkıntınızın bile farkında değil kimse. Sadece kendi isteklerini söylüyorlar, tavırlarını kullanıyorlar. Siz sadece dinliyorsunuz, sabır çekiyorsunuz. Ama bunların bencilliklerinden ciddi anlamda çok yoruldunuz. Herkes hak ettiği değeri vermesi gerekiyor dediğiniz için herkesin bencil tavrını yüzüne ifade edeceksiniz. Kendi hak ettiğiniz değersizlikleri insanlara sunacaksınız. Değer verdiğim karşılığı bu olmamalıydı dediğimiz ifadeleri kullanma dönemi ve gerçekten hak ettiğiniz değeri almak istiyorsanız artık siz bu konuda ben sevgi istiyorsam sevgi, borcum varsa borcum var, şu varsa bu var deyip bunları net hayata geçirmeniz lazım. Yoksa bu şekilde duygusal olarak yıpranır ve depresyona girersiniz. İş konularınızla alakalı çok güzel istekler, yeni anlaşmalar, yenilikler size güzel fırsatları yakalamanıza sebep olacak. Hatta hiç beklemediğiniz ve uzun süredir hayal ettiğiniz iş kapınızla ilgili güzel bir fırsat, büyük anlaşma ve buranın imzasının sevincini tadacaksınız. Hatta kendi işinizi kuracaksınız. Güzel sanatlar, spor salonu, ne bileyim böyle estetik alanda bir merakınız varsa burayla alakalı markalaşma, kendinizi büyütme, yeni planlar, resim öğretmeniyseniz bile kendi resminizi, kendi çizginizi yaratacağınız çok güzel alternatif noktalar çıkacak. Bunları doğru şekilde hayata geçirmek için çok güzel fırsatlar başlıyor değerli yay burçları. Şöyle bir sorunumuz var. Geçmişe dalıyorsunuz. Artık geçmiş geçmişte kaldı. Siz geleceğinize dalın. Anı günü kurtarın, geleceğinize dalın. Bu şekilde yine hatalara maruz kalın. Günü kurtarın. Gelecekle ilgili yaşlılık, çocuklarınızın geleceği, kendi gençliğiniz ya da kendi geleceğiniz için güzel fırsatları başkalarını düşünerek geçirmenizi sağlıklı görmüyorum. Bu hayat size verildi, kimseye verilmedi, kıymetini bilin diyorum. Üniversite ya da liseye hazırlanacak çocuklarımız gayet başarılı olacak. Hiç endişe etmenizi istemiyorum. İstediği okul, istediği bölümü kazanacak. İstediği liseyi de kazanacak. Hiç korkmanıza gerek yok. Bu konuda büyük bir başarı var. Ailenizle alakalı uzun süredir satılması gereken araziler ya da tarla, toprakla alakalı konular hareketli ama daha satılmayacak. Daha bunun için vakit var diyorum. Özellikle aile apartmanında oturuyorsanız buraya bir müteahhit ya da yeni bir dekorasyon ya da dış cepheyle alakalı yenilenmesi gereken konular gündemde olacak. Ve gerçekten de sizin istediğiniz şekilde yol alacak ve hayırlı olacak diyorum. Kendi oturduğunuz ev kiraysa farklı bir kiraya taşınma fikriniz var. Yeşilliği ve doğası bol olan yere taşınacaksınız. Bu size iyi gelecek diyorum. Yurt dışı ile ilgili uzun süredir bir evrak ya da beklediğiniz bir kağıt ya da aileniz orada yaşıyorsa buraya gitme gibi fikriniz varsa bu tarz fırsatlar çıkacak. Değerlendirmeniz sizin için hayırlı. Daha büyük başarılar elde edeceğinizi söyleyebilirim. Evli olan yay burçlarında ciddi tartışmalara sebep olacak anlamsız kavgalar var. Lütfen olayları abartmayın yoksa boşanma yoluna doğru gidecek. Eğer sevgilinizle ilgili gelecek planı yapıyorsanız ertelenebilir. Hiç üzülmenize gerek yok. Hayatınızdaki insan doğru sadece maddi olarak ertelenecek. İlişkiniz yoksa ve uzun süredir aşksızsanız biraz daha beklemeyi öğrenin. Doğru aşka yelken açacaksınız ama beklediğiniz birinden haber bekliyorsunuz. Bu haberi bu hafta alma şansınız çok yüksek. Bu ara altına olan yay burçları satayım satmayayım mı kararsızlığında ben olsam satmam. Çünkü Aralık sonuna kadar 925, 970, 980 arası bir çeyrek altın olacak. Niye satasınız ki? Neden dursun yani? Şu an öyle bir parayı gelecek için yatırım yaptınız. Şu an öyle bir satışa gerek yok. Uzun süredir ortaklı işinizden ayrılmak istiyorsanız bununla ilgili bir fiyat biçmeniz lazım. Artık buraya size uygun değil. Kendinize yeni bir yer açmak için bunun altyapısını oturtmanız lazım.
Şöyle söyleyeceğim, aile büyüklerimizden çok büyük bir destek göreceksiniz. Özellikle sevgiyle alakalı büyük destekler sizi şımartmasın. Çok güzel aydınlanmalar var. Siz kendinizi aydınlatın ki aydınlık olan enerjiye geçiş sağlayasınız. Saç dökülmeniz, alerjik reaksiyon ve iç kulak iltihabınız ve kristallerle alakalı sıkıntılarınız olabilir. İhmal etmeyin değerli yay burçları. Allah'a emanet olun, hoşça kalın, mutlu kalın.